Değerli dostlar, bugün elimizde çok ilginç bir hadisi şerif var. Ebu İdris el-Havlani naklediyor. Müsaadenizle onu okumak istiyorum. Bir gün Dımeşk mescidine gitmiştim. Bu sırada güler yüzlü bir genç vardı. Halk onun başına toplanıyor ve bir şeyde ihtilafa düştüklerinde meselenin halli için ondan soruyorlar ve fikrini kabul ediyorlardı. Bu zatın kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel'dir, dediler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide koşmuştum. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bunun üzerine "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak kendisine çekti ve şöyle dedi: "Seni tebşir ederim, müjdelerim. Ben Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğunu işittim. Allahu Teala buyurdu ki, sırf benim için sevişen, benim için meclis kuran, benim uğrumda birbirini ziyaret eden, benim uğrumda bezlü infak eden, bol bol esirgemeden veren insanlar benim sevgime hak kazanmış olurlar." Sevgi için gerçekten çok güzel bir örnek. İki kişinin birbirlerine kendi sevgilerini açıklaması ve Muaz bin Cebel'in muhatabının elbisesinden tutup kendisine çekmesi. Bu da bir sevgi numunesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir Amerikalı düşünür var, Erich Fromm. Sevginin yalnızlık duygusundan kaynaklandığını söyler. Yalnızlığımızı paylaşma zorunluluğundan sevginin kaynaklandığını söyler. Gerçekten de katılmak gerekiyor. Yalnız olmam, her şeyden kopmam, benim insanca güçlerimi diğerleriyle paylaşamamam manasına da gelir. Biriyle bir şey paylaşıyorsam, ona karşı sevgimi ishar ediyorum demektir. Sevginin kendisi aslında boş bir kelime değil. Sevginin kendisi olumlu bir şey yapmaya, bir şey vermeye bizi yönelten duygunun adı. Yalnızlık duygusu dedik. İnsan ancak delilikle yalnız olmadığını düşünebilir. Daha doğrusu realiteden elini ayağını ancak çıldırmak suretiyle, delilik dünyasına girmek suretiyle reel dünyadan kendi kopuşunu hazırlar, elinde olarak veya olmayarak. Sevgi etken bir duygu. Yani birine bir şeyi verebiliyorsam, canı gönülden isteyerek, muhabbetle, sevgiyle verebiliyorsam, ona sevgimi de aynı zamanda açıklamış, ishar etmiş oluyorum. O manaya geliyor. Batı kültüründe bunu tabii genelleştirmek, bireyler düzeyinde düşünmemek lazım. Biz genel olarak Batı kültürü olarak bahsettiğimizde bir anlamda da bir soyutlamaya gitmiş oluyoruz. Bireyleri her zaman bundan münezzeh kılmak, tenzih etmemiz de gerekebilir. Fakat Batı kültüründe genel olarak gördüğümüz sevginin yokluğu veya sevginin ortadan çekildiği bir dünya, insanların yalnızlaştığı, yalnızlıklarını da paylaşamadıkları bir kültür ortamının doğduğunu görüyoruz. İnsanlar yalnızlıklarını neyle paylaşıyor? Birbirleriyle paylaşmaktan ziyade sigara içerek yalnızlığını gidermeye çalışıyor. İçki içerek yalnızlığını paylaşmaya kendini yöneltebiliyor.
Veya garip gelebilir, şu anda belki televizyon ekranında konuşuyor olmamıza rağmen televizyon kanalıyla yalnızlığını gidermeye çalışabilir. Radyoyla, radyo aracılığıyla daha ilginci ve daha belki size yadırgatıcı gelebilecek olan bir şey söyleyeyim. Kitap yoluyla yalnızlığını gidermeye çalışıyor. Batı'da her köşe başında, her metro istasyonunda, her otobüs koltuğunda, her tramvay koltuğunda bir insanın elinde bir kitapla görüyoruz. Bu aslında kitap okuma merakından ziyade bu var, bunu inkar etmiyoruz, bu var. Fakat bununla beraber bir başka bir şey daha var bunun içinde. O da bu insanların yalnızlıklarını ancak bu araçsallaştırılmış metalarla gidermeye çalışmalarının bir örneği olarak görüyorum, öyle görmek istiyorum. Demek ki sevgi asal ekseninden saptırıldığında, asal ekseni nedir? İnsanla insanın arasındaki irtibatı öngören eksen. Bu asal eksenden kurtulduğumuzda, insanı insandan boşandırdığımızda, insan araçlar vasıtasıyla, araçlar dolayımıyla kendi yalnızlığını gidermeye çalışıyor. Kendi yalnızlığını araçlar münasebetiyle, araçlar dolayımından gidermeye çalıştığı her defasında da o kısır döngünün içine bir kere daha düşmüş olarak kendisini buluyor. Peygamber Efendimiz'in bir çok ilginç bir hadisi şerifi var ve bunun ben en azından 3-5 yorumuna rastladım. Birisi İbni Arabi Hazretlerine ait olmak üzere zikredilen, bir başka yerlerde de farklı şekillerde yorumlarına rastladığımız bir hadis-i şerif var. Şu: bana dünyanızdan, kendi dünyamdan değil, dünyanızdan, sizin dünyanızdan bana 3 şey sevdirildi. Kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz, diyor. Bu hadis-i şerifin biz tasavvufi bağlamdaki manalarını bir tarafa bıraksak bile sadece görünen manasıyla şu yönlendirmelerin bize bildirildiğini görmemiz mümkün hale geliyor. Kadın dolayımından insana yönelmiş sevgi. Güzel koku dolayımından tabiata yönelmiş bir sevgi. Ve gözümün nuru namaz dediği namaz dolayımından Allah'a yönelmiş olan sevgimiz. Bu sevgiler aslında İslam'ın insanı yalnız bırakmadığı, insanın insanla, erkek veya kadın fark etmez, insanın insanla ilişkisi, insanın tabiatla olan ilişkisi ve insanın Tanrı'yla olan ilişkisi açısından baktığımızda insanın hiçbir zaman yalnız olmadığını, ibadetin insanı Allah'la beraber olma bilincini taşıyarak bu ibadeti yapıyor ise Allah'la beraber hiçbir zaman yalnız olmadığının bir belagatlı ifadesini gösteriyor. Öte yandan ibadetlerimiz, diğer ibadetlerimizin her biri de günde 5 vakit cemaatle kıldığımız namaz, yılda 2 defa kıldığımız bayram namazı, cuma namazları, oruç, zekat, hac, bütün bunlar Müslümanın asla yalnız kalamayacağını, bu dinin içinde yaşadığı sürece zaten yalnız bırakılmayacağının örnekleri ve somut delilleri olarak önümüze çıkıyor. Sevgi madem paylaşmaktır, paylaşmak madem insanla, tabiatla oluyor, sevgi madem Tanrı'nın buyruklarıyla oluyor, biz zaten bir İslami ortamda yaşadığımız sürece kendimizi sevgi ortamının tam da ortasında, tam da içinde görmüş ve bulmuş oluyoruz.